Geçtiğimiz günlerde, özellikle yabancı uyruklu kişileri hedef alan, öldürdüğü kişilerin yakınlarına hashtag bitsin notu bırakan, seri katilin kimliği kaçırdığı bir yabancı uyruklu şahsın ifadesi ve yapılan araştırmalar sonucunda bulundu. Sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz Mahmut İnşaat'ın skandal telefon görüşmesi. Katlettiğiniz onca işçi anısına gelsin bu, şerefsiz herif. Şimdi bana bu kaçakçılık işini, onlara sahte kimliği kimlerin sağladığını, her şeyi anlatacaksın. Benim için yolun sonu görünüyor. Ne oluyor ya? Eve gidiyoruz. Senin işin ne tam olarak farkında mısın? Uyuşturucu. Bu ay full deprem bölgesinde. Bu kadar yetiştirebilir. Çabuk araca çabuk. Şimdi siktim bela ah! Peki bu baran mıdır nedir? Ne iş yapar, nerededir biliyor musun? Aha evet biliyorum. Defol! Bu abin var ya İlter, profesörü zorla tutuyor. Kendisi paradan başka hiçbir şeyi düşünmez. Annenizin yaşamasını istiyorsanız silahları bırakın. İlter benimle geliyor. Diğeri senindir Baran, anlaşmamız bu. Buna inanamıyorum. Şüphelerimin hepsi doğruymuş. Siz adam öldürüyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Hayır, bak kimse ölmedi, tamam mı? Bence artık durmalıyız. Buna inanamıyorum. Baran İti'nin adamlarıyla nasıl daha önceden ilişkin olabiliyor Osman? Bizim düşmanımız lan bunlar. Daha düne kadar onlarla iş yapıyorduk, farkında mısın? Ben anlamam. Bu kızı ortadan kaldırmamız lazım. Bunu yapmana izin veremem. O benim arkadaşım. Hem merak etme, kimseye bir şey söylemez. Nasıl güvenmemi bekliyorsun? Eğer birine bir şey anlatırsa, kafama sıkarsın, olur biter, tamam mı? Sana inanamıyorum. Başkası olsa kafana sıkmıştım. Gözüm görmesin seni. Şimdi bana anlat, bunu neden yaptın? Mecburdum, tamam mı? Aile Alper abi için her şeydir. Özellikle annesi. Ha s**rem Alper abini şimdi ya. Of! Başka adam mı yoktu da sen yani? Beni sırf canını yaksın diye seçmiş bile olabilir. Sanırım bizi biliyordu. O bu. Neyse. Artık git ve bir daha karşımıza çıkma. Ne? Git, tamam mı? Bitti yani. Bir dahakine beni de dinlemez, seni öldürür. Okey abi, çok iyiymiş. Ruh hastası patronun ve manyak arkadaşlarınla sana bol şans. Ruh hastası arkadaşların, ha. Seni duyabiliyorum gerzek. Ne yapıyorsun? Ben şey... tıraş. Cidden aga, ne yapıyorsun? Beni durdurmaya sakın kalkma. Zımbırtıdan kurtulup defolup gideceğim. Artık yeter. Dur biraz abim, sende takip cihazı var diyordu. Yoksa bir çeşit çip falan mı var kafanda? Evet, maalesef öyle. Oha ya, bunu sana abim mi yaptı? Hayır, Ruslar. Ah... Boş versene, kim yaptıysa yaptı. Oh peki, sevindim. Yani ona değil şeye Tamam İlter, cidden beni rahat bırakır mısın? Neyse, ne de ne yapayım, ben yardım edeyim. Aslında olabilir. Kendi başına yapmandan çok daha iyidir. Dikkat et, çok derine girme. Tamam. Sinirlerime zarar verebilirsin. Bu havlu neden? Üstüm kan olsun istemiyorum. Çok fazla kanasa bil ki öldün yani. Çok garip bir adamsın İlter. Niye? Kaçmama yardım ediyorsun resmen. Seni öldürmediğime dua et. Abin ikimizi de öldürecek zaten. Hiçbir şey yapamaz. Yani umarım. Nasıl bu kadar rahatsın? Teslim olacağım. Bu sefer cidden öldürecek. Neyse, senin kararın. Ben artık gitmeliyim. Hem de çok uzaklara. Bu işleri bırakacaksın değil mi? Bela peşimi bırakacağını sanmıyorum. Epey kişinin işine yarıyorum. Kafamdaki bilgiler, benim lanetim,
temiz bir sayfa açabilecek miyim emin değilim ama böyle hapiste yaşamak istemiyorum artık. Ne olacaksa olsun. Sen iyi bir adamsın İlter. Kendine dikkat et. Sen de. Önüne baksana ya. Hay anasını ya. Abi neden beni bulur ki bunlar inanılmaz hassiktir. Şaka yapıyorsun. Ben Mikhail hatırladın mı? Abi. Sana tek bir çip taktığımızı düşünmedin sanırım. Osman'ı ara. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Nerede bu ya? Profesörü ara. Ananı, İlter'i abi. Ne var? Birileri geldi. Bizimle gelmen gerekiyor. Siz kimsiniz oğlum? Hayırdır? Mikhail seninle görüşmek istiyor. Zorluk çıkartmak istemezsin. Ciddi bir mevzu var yani. Tamam gidelim bakalım. Bakın Baran meselesi falan ise kaç kere anlatmam gerekiyor? Zatkniş urod. Selamın aleyküm. Ben İlter Jack. Teslim oluyorum. Tamam, kaldır elleri. Hasiktir. Harbi sensin. Profesör, ne oluyor burada? Sence? Siz Türkler cidden işinize hiç saygınız yok. Onu yurt dışına kaçarken son anda yakaladık. Takip çipini de bir şekilde çıkartmış. Ne? Ama neden? Bunları nasıl açıklayabilirsin? Durun. Sana sağladığımız imkanların karşılığını alamıyoruz. Baran'la da ters düştünüz. Artık sizle kimse iş yapmaz. Ona ihtiyacınız var, bunu yapamazsınız. Biske ihtiyacımız yok. Artık malın birebir aynısını yapabiliyoruz. Ona da ihtiyacımız yok. Siktir. Abi nerede? Birileri geldi gittiler abi. Ne? Kim? Nereye? Ne bileyim abi. Lan oğlum yanında biri yok muydu? Yo. Nasıl yok, birini yollamadın mı? Abi istemedik öyle bir şey. Senin ben koyayım. Abi Allah aşkına, ben basit bir baristayım. Ne anlarım bu işlerden? Oha abi, iyi misin? Ne oldu sana? Neler oluyor? İşler boka sardı Osman. Neden sana ulaşamıyorum Osman? İlter piyasada yok. Sen yoksun. Profesör öldü. Nasıl bir anda her şey bu kadar sarpa sardı? Sen iyi misin? Ben hiçbir şey anlamadım. Günahlarımızın bedelini ödemeye başladık. İlter geldiği günden beri hiçbir şey düzgün gitmiyor. Lanet gibi. Her şeyim elimden teker teker. Ne diye sorgulayacaksınız beni? Teslim olmaya geldim işte. Sana birkaç sorumuz olacak. Peki sorun. Öncelikle Mahmut İnşaat olayında tek olmadığını biliyoruz. Bize sana yardım edenlerin isimleri lazım. Bu konuda sessiz kalma hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle bir hakkın yok. Bu konuda ağzımdan tek laf alamazsınız. Onun dışındakileri anlatmaya hazırım. Daha basitten başlayalım o zaman. Neden? Neden yapıyorsun bunu? Arkanda bir örgüt mü var? Ya da başka bir şey? Anlat. Arkamda hiçbir şey yok amirim. Tek tabancayım. Neden teslim oldun o zaman? Hani mal olmak lazım sonuçta. En az 50-60 yıl yatarın var biliyorsun değil mi? Ne olacaksa olsun. En kötüsüne hazırım. Mahmut İnşaat olayında en az 4-5 kişiydiniz. İsimler hemen. Bunu benden istemeyin. Cidden. O insanların hiçbir günahı yok, hepsini ben yaptım. Üstüme alıyorum tüm suçları.
Keşke bu kadar basit olsaydı bazı şeyler. Amacını anlat bize. Tüm bu saldırılar, adam kaçırmalar, cinayetler ne için? Hepsi ülkem içindir. Pişman değilim, sadece adaleti sağladım. Ne? Adalet? Sana mı kaldı adaleti sağlamak? Sakin abi, sakin. Göt herife bak lan. Merak ediyorum, bu eylemler hangi sorunu çözdün? Bu kafandaki adaleti uygulama şeklin bazı toplumlar tarafından sempatik görülebilir. Ancak göründüğü gibi ülkenin namına da leke sürmüş oluyorsun. Bir sürü genç sana sempati duydu İlter. Neye sebep olabileceğinin farkında mısın? Irkçılık, şiddet, adam öldürme, gasp. Bunları meşru hale getirerek mi çözecektin sıkıntıları? Evet. Peki abi. Neyse, o isimleri alacağız senden bu arada. Biraz bir ara verelim. Alamazsınız hocam. Alacağız. Hocam, vallahi ya, yok yani. Var var. Değerli izleyicilerimiz, an itibariyle son dakika haberleriyle karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde teslim olan İlter Jack'ın mahkemesi şu anda başladı. Adliye önünde büyük bir kalabalık toplandı ve bitsin pankartlarını ile birçok kişiyi görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi İlter Jack'ın adeta kurbanlarını öldürdükten sonraki mesajı niteliğindeydi bu kelime. Şimdi de birçok vatandaşımızda görüyorsunuz. Sloganlar eşliğinde mahkeme sonuçlarını bekliyorlar. Polis adliye girişlerini titizlikle kontrol altında tutuyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir müdahaleye gerek duyulmadı. Olayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sanık İlter Jack organize şekilde firar etme, kasten adam öldürmek, adam yaralamak, adam kaçırmak, hırsızlık, suç delillerini yok etme ve suça yardım ve yataklık eden şahısları gizleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan suçlarından yargılanıyorsun. Savunmanızı alayım. Teşekkürler. İzin verirseniz baştan anlatmak istiyorum. Babam kumpasında yargılanan askerlerden biridir hakim bey. Ona yapılan bu kumpasta benim de askerliğim sekteye uğradı. O dönem alımlar torpil ve hileler ile dönüyordu çünkü. Babam içeriden çıktığı zaman çoktan ailenin iç düzeni bozulmuştu. Abim Rusya'ya gitmişti. Sus lan sus. Çalışıyordu. Akabinde ben de depresyonda ağır ilaçlar ve psikolojik destek almaya başladım. Bir işe yaramadı. Asker olup o üniforma ile dolaşmak, canımla kanımla bu ülke için mücadele vermek istiyordum. Ama olmadı. Benim için babamın ölümü artık sonun başlangıcı gibiydi. İçimde bitmek bilmeyen bir nefret ve umutsuzluk vardı. Tek başıma yaşamak zorundaydım artık. Abim Rusya'dan geldiği zaman annemi onun yanında bıraktım ve evi terk ettim. Büyük bir hata yapıp İstanbul'a iş bulmaya gittim. Ama olmadı, çok zor gerçekten. Daha sonrasını zaten biliyorsunuz. Hashtag bitsin tegi bir akım olmasını beklemiyordum. Kötü gidişatın bitmesini istiyordum ancak tabii ki cinayetler hiçbir şeyi değiştirmez. Bunun da artık farkındayım. Yaptıklarımın kötü şeyler olduğunu biliyorum ama sanırım şiddet iyi yönde de kullanılabilir. Bu, devlete veya hükümete açtığım bir savaş değil. Bitti mi? Sayın Hakim, benim amacım burada sadece kendi yaptıklarımı anlatmak. Dostlarımın ve ailemin bu olaylarla ilişkilendirilmesini istemiyorum. Öncelikle, Atatürk büstlerine saldıran tarikat liderini öldürdüm. Bu eylemimle ilgili sorumluluğu üstleniyorum. Gördüm ki, tarikat lideri Atatürk'e hakaret eden hain biridir. Ülkemizin temel değerlerine yapılan bu saldırıya karşı bir tepki olarak bu eylemi gerçekleştirdim. Sen bir insanı öldürdün. Bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yok. Herkes kendi adaletini sağlamaya kalkarsa bu memlekette... Neyse, devam et, anlat. Kaçaklar konusunu anlatmama gerek var mı? Kadınlarımızı taciz eden o evlatlarına karşı insanca bir şey düşünmem mümkün değildir. Küfür etme bir daha, şu anda devletin karşısındasın. Kusura bakmayın. Üstelik birinin üzerinde sahte kimlik buldum. Merak etmeyin ama kim yaptıysa bulup kılıçtan geçirdim. Bunun için ödül verilmesi gerekirdi ama bugün buradayız. Bırak orasına, başkaları baksın. Mahmut İnşaat olayını da anlat.
Şirket millete küfür edip vergi kaçakçılığı yapıyor, özetle insanımıza insan olarak bakmıyorlardı, ben de sinirlendim öldürdüm. Öldürdüklerime bakarsanız, evet biri hariç, diğerleri bunu hak ettiğini siz de ister istemez düşünüyorsunuzdur. Biri hariç dediğin, sanırım o öldürdüğün genç kız. Maalesef. Üzerime saldırdı, onu öldürmek istemedim ama ateş edince refleks olarak ateş ettim. O gece yaşananlar için bir savunman var mı? Saklanmam gerekiyordu ve artık biriyle iletişime geçip biraz içimdekileri boşaltmak istiyordum. O ara bir tane kedi yanıma geldi. Dost olmuştuk, onu takip ettim. Beni o adamla karşılaştırdı. Yapımı durmuş boş binada kalıyordu. Biraz sohbet ettik ve bana hikayesini anlattı. Kızının katilleri için onları öldürmemi istedi. Maalesef o gece tesadüfen başka bir kız daha vardı. Gerçekten rezil bir mekandı, orada çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Korkudan olsa gerek bana saldırdı. Dediğim gibi kendimi korumaya çalışırken oldu. Ama savunulacak bir yanı yok, aptallık ettim. Karışmamalıydım. Ama burada da bir adaletsizlik gördüm. Katiller dışarıda olmamalıydı. Anladım. O gece ağır yaralı bir şekilde bulundun, seni tedaviye aldılar. Ama nasıl olduysa bir anda ortadan kayboldun. Bunu tek başına yapman mümkün değil. Ortadan kaybolduğun zaman diliminde güvenlik görüntüleri yok. Bu nedenle hastaneyi incelemeye aldılar. Senin yüzünden o kadar insanın başı ağrıdı. Bunu da adaletli buldun mu? Ülkede tek düzeni sağlayan sensin. Ama nasıl oluyor ise kaçmanda yardım etmesi için insanları rüşvet veya tehdit gibi etik olamayan davranışlar ile susturulmalarına bir şey demiyorsun. Bunu ben istemedim ama bunu yaptılar diye onları da suçlayamam. Öyle mi İlter? Organize şekilde seni ortadan kaldırdılar. Sana yardım edenleri biliyorsun ama söylemiyorsun. Bunun açıklamasını merak ediyorum. Tek tabanca değilsin İlter. Peki neden bu isimleri vermiyorsun? Bunlar sence iyi insanlar mı? Evet, onları korumam çok ikiyüzlülük. Kimse saf siyah ya da beyaz olamaz zaten. Ama şunu da söyleyeyim. Hiç kimseyi zor durumda bırakmadıklarına eminim. Peki son sözün var mı? Hayır, yok. Gereği düşünüldü. Organize halinde firar etme, kasten adam öldürmek, adam yaralamak, adam kaçırmak, hırsızlık, mala zarar verme, silah ve patlayıcı madde kullanımı, suç delillerini, yok etme ve suça yardım ve yataklık eden şahısları, gizleme, halkı kin ve düşmanlığa, tahrik suçu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan suçlarından gerekli delil ve incelemelere dayanarak suçlu bulunmuş ve Türk Ceza Kanunu'nun 66, 81, 87, 109, 141, 152, 204, 214 ve 313 maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Мы бы не выиграли от того, чтобы убивать его. В настоящее время в телевизоре идет суд по делу его брата. Его убивать и привлекать внимание не стоит. Особенно после войны, которую новый министр развязал против картелей. Они поймали много картелей. Вернись в свою страну, пока твоя очередь не наступила. Там нет войны, папа. Возможно, я отправлюсь еще дальше на восток. Береги себя, сынок. До свидания, папа.